Bu kısa videoda sadece dikkatli izleyicilerin aklına gelebilecek bir sorunun yanıtını vermek istiyorum. Aslında ben bu videoyu yorumlara gelen bir soru sonrasında hazırlamaya karar verdim. Soruyu okuyorum. Bu dizi hakkında çözülmesi gereken binlerce sır var dostum. Umarım bu sırları çözersin. Mesela Eleven'ın Demogorgon'a dokunduğu sahne var. Portal orada ilk kez mi açılıyor yoksa kapandıktan bir süre sonra mı açılmış oluyor? Çünkü 4. sezonda o geçidin ilk açılışını Eleven Vecna olayıyla gösterilmişti. Eğer Demogorgon'a dokunduğunda geçit ilk kez açıldı dendiyse ve sonra son sezonda da Vecna sayesinde ilk kez açıldı dendiyse bunda hatalı senaryo var. Umarım sorumu yanıtlarsın. John Z. Paulson, soru için teşekkür ederim. Bu durumda sorumuz şu, ilk portal hangisiydi? Bu önemli bir soru çünkü yüzeysel olarak baktığımız zaman elimizde sanki birbiriyle çelişen iki tane olay var gibi duruyor. Bilindiği üzere El öncelikle deneyler sırasında tankın içerisindeyken bir yaratıkla psişik olarak bir temas kurmuştu. Bu bir Demogorgon ama o an için El de dahil olmak üzere hiç kimse bu yaratığın ne olduğunu bilmiyor. İşte tam bu sırada elin bu yaratığa dokunuşu sonrasında Hawkins laboratuvarıyla bu canavarın bulunduğu boyut arasında bir kapı açılıyor, bir geçit açılıyor. İşte biz bu geçidi 4. sezonun son bölümüne kadar ters dünyayı açılan ilk kapı olarak biliyorduk. Bu tarih 6 Kasım 1983. Eleven zaten bu olaydan sonra laboratuvardan kaçıyor, devamını biliyoruz. Ama 4. sezonun son bölümünde soruda da söylendiği üzere şöyle bir olay yaşandı. Eleven daha sonradan Vecna'ya dönüşecek Henry'yi ters dünyaya gönderirken de bir portal açılıyor. Bu tarih ise 8 Eylül 1979. İşte bu durumda sorunun cevabı şu. İlk portal tabii ki Henry'nin ters dünyaya düştüğü sırada açılandı. Ama bu kapıyı Eleven dışında hiç kimse görmedi. Doktor içeriye girdiği zaman duvarda dikkat ederseniz şurada arka tarafta sadece bir çatlak bulunduğunu ve geçidin tamamen kapandığını görüyoruz. Yani söylediğim gibi hiç kimse el dışında hiç kimse bu transferi ve geçidi görmedi. Laboratuvarda çalışanlar ters dünyanın varlığından 1983'te haberdar olacak. Yani bu olaydan yaklaşık 2 yıl sonra. Bu bağlamda akıllara gelebilecek bir başka sorunun da yanıtını vermek istiyorum. Henry ters dünyaya 1979'da düşüyor ve Vecna'ya dönüşüyor bunun sonrasında ama ailesini 1959'da öldürmüştü. Bu durumda Vecna'ya dönüştükten sonra Henry ters dünyadan geçmişi mi etkilemişti? Hayır, şu ana kadar elimizde Vecna'nın geçmişi etkilediğine dair buna yönelik herhangi bir veri yok. Henry o cinayetleri kendi güçlerini kullanarak işliyor. Köşeye sıkışıyor. Annesi evdeki tuhaf olayları onun yaptığını fark ediyor ve ondan nefret etmeye başlıyor. Henry de işte bu durumda köşeye sıkışınca kendince bir çözüme ulaştı ve onları katletti. Ama şöyle bir durum var. Nancy 4. sezonda ters dünyaya geçtikleri zaman 2 yıl öncesine döndüklerini fark etti. These are from sophomore chemistry. And this wallpaper, this and you. You're not supposed to be here. I gave you to Cousin Joanna 2 years ago. We're in the past. Bu dizi için bir ilk. 4. sezon son bölüme kadar Stranger Things'te zaman yolculuğuna yönelik hiçbir gönderme yer almıyordu. İşte bu durumda şöyle bir yorum yapabiliriz. Vecna diğer tarafa geçtikten sonra ters dünyaya geçtikten sonra kendi geçmişine ulaşarak kendisinin psişik güçlerinin ortaya çıkmasını sağlamış olabilir. Ama söylediğim üzere bu sadece bir teori.